Hocam bir de tabii biz tıp deyince hep doktorluk geliyor aklımıza ama aslına bakarsanız tıp alanında da ara elemanlar, teknik elemanlar gibi pek çok yardımcı unsurlar da istihdam ediliyor. Bu anlamda da büyük bir talep de doğmuş durumda. Hemşire açığını biliyoruz, teknisyen açığını biliyoruz. İşte hasta bakıcılığı pek çok alanda da bir iş yaratılıyor aslında, iş fırsatı yaratılıyor değil mi? Bu alan tıp dediğimiz zaman hani doktorluk dışında büyük bir kesime de iş sağlayan bir sektörü aslında kastediyoruz. Sağlık sektörü, hastaneler, konstrüksiyonlar, yapılanmalar bakıldığı zaman devlet hastanelerinin dışına çıktı, artık özel sektör yatırımlar yapmaya başladı. Devlet ekstra yatırımlar yapmaya başladı. Bakıldığı zaman sağlık sektörü hem ulusal anlamda kendi kapasitesini katladı, daha büyük kapasiteye ulaştı. İnsanlar daha çok sağlığa ulaşmaya çalışıyorlar. Hem de biraz önce ifade ettiğimiz gibi sağlık turizmi noktasında çok fazla istek var. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bundan 30 yıl önce, 35 yıl önce falan Özal döneminde turizm, konvansiyonel, geleneksel turizmle ilgili bir hamle yapıldı, hatırlayacaksınızdır. Bu hamle yapıldığında çok sayıda oteller, moteller yapıldı. Ama muazzam bir turizm personeli eksiği çekildi, onu yaşadık. Çok fazla personel eksiğimiz vardı ve bunun için turizm okulları, turizm meslek liseleri, turizm yüksek okulları vesaireyle, aşçılık okulları ile vesaireyle bu açığın kapatılması noktasında turizm rehberleri, dil okulları, bir sürü okulla bu açığın kapatılması için hemen yapılaşma başladı. Aslında bugün için her ne kadar adımlar atılmış olmakla birlikte bu adımlar daha da sıklaştırılmalı, daha da çoğaltılmalı bana göre. Biz o geleneksel turizmdeki yaşadığımız sıkışıklığı aşıncaya kadar dünya turizminde geri kaldık. Her ne kadar otelleri yapsak da halen İşletilemedi. daha yetişmiş elemanlarımız, profesyonel ara elemanlarımız, profesyonel garsonlarımız, profesyonel şeflerimiz, profesyonel turizm rehberlerimiz olmadığı için halen daha var olan dünyanın üçüncü grup, C grubu eğer reklam diliyle söylerseniz, müşterisini Türkiye'ye alıyoruz. Geçen bir bilgi öğrendim. Türkiye'de dünyadaki en iyi oteller sıralamasında 25 tane otel varmış. Ama dünyadaki en iyi müşteri sırasında Türkiye sonuncu. En zengin müşteri noktasında. O konvansiyonel turizmden, geleneksel turizmden bahsediyorum. Biz ne kadar büyük hastaneler yaparsak yapalım, biz ne kadar büyük sağlık turizmiyle ilgili yatırımlar yaparsak yapalım, bu açığı erken kapatıp, burada çünkü bir otelcilik aynı zamanda, bir tane hemşire bir damar yolu açarken bir hata yaparsa, siz muazzam bir tıbbi prezentasyon ve tedavi yapın, hasta için o tedavi süreci Türkiye'yi başka bir ülkeden geldiyse mutsuzluk anısı olarak geçecek. Hemşire çok kötü davrandı olacak. Biz o yüzden konvansiyonel turizmde düştüğümüz, geleneksel turizmde düştüğümüz hatayı düşmeden, sağlık turizmiyle ilgili bunu işaret ettiğiniz çok önemsedim. Sağlık turizmiyle ilgili altyapı çalışmalarını, Yaparken insan noktasında, insan kaynağıyla insan birlikte kaynağı yürümeli noktasında aslına bakarsanız dünyanın önüne geçmek zorundayız. yani. Tıpta geçebiliriz, teknolojide geçebiliriz, cerrahide geçebiliriz, yayınlar yazabiliriz. Biraz önce söylediğimiz çok marka doktorlar yetiştirebiliriz. O tüm kalburlardan eliye eliye çok büyük doktorlar yetiştirebiliriz. Ama çok iyi bir sedye taşıyıcısı elemanımız da olmazsa o doktor hiçbir işe yaramaz.